Canım arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hocan, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. İkinci dereceden denklemlere başlıyoruz. Üçüncü haftayız arkadaşlar. AYT konu anlatım serisinde. Ve ikinci dereceden denklemler konu başlığıyla alakalı görüp görebileceğin, karşına çıkabilecek bütün soruları bu videolarda bulabileceksin. Üstelik ücretsiz PDF de videonun açıklama kısmında mevcut. Oraya tıklayıp istediğin gibi indirip kullanabilirsin. Bu PDF'leri ister çıktısını al ister Tabletten çöz ister sadece takip et ama istediğin gibi kullanabilirsin. Bu da sıkıntı yok. Evet, biraz hastayım. Dolayısıyla üstüme de üşüyorum açıkçası. Üstüme de böyle bir şey giydim evde olmama rağmen. O da sıcak olmasına rağmen yüksek ihtimalle çünkü 26 derece sıcaktır bence. Ama e, ha, üşüyorum gençler. Üşümeme rağmen, hasta olmama rağmen bitki çayımı aldım arkadaşlar. Hatta bardağım da şöyle şekilli bir bardak. Bak şöyle göstereyim. Bir arkadaşım. Japonya'dan getirmişti bu bardağı. Ee, bitki çayımı da aldım. Bitki çayımla birlikte ben şimdi size bu dersi anlatacağım. İnşallah böyle sesim mesim çatallanmadan, öksürmeden, tıksırmadan konumuzu anlatacağım. Dersimizi işleyeceğiz arkadaşlar. İkinci dereceden denklemler mühim bir konu. Özellikle eşitsizliklerde, parabolde, hatta trigonometride kullanacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla dikkatli dinlemede fayda var. Ben sana söyleyeyim. Şimdi senin yapman gerekenleri söylüyorum. Sessiz bir ortama geçiyorsun. Ama Seni rahatsız etmeyecekleri bir ortama geçiyorsun. Yanında mutlaka PDF çıktın. O yoksa kitabın. O yoksa mutlaka bir A4 kağıdı veya boş bir defter müsvedde. Yanında mutlaka kalemin silgin olsun. Ve dersi verimli işleyebilmek adına benim sana soru sorduğum yerlerde mutlaka videoyu durdur ve öncesinde kendini yapmaya gayret göster sonra videoyu devam ettirebilirsin. Ve sevgili arkadaşım en önemli kısmı Abone oluyorsun ve videoyu da mutlaka şimdi beğeniyorsun. Tamam mı? Beğeneceğim bir ders anlatacağım çünkü mutlaka beğeneceksin. Hiç sıkıntı yok. Şimdiden beğenmenin de fayda var. Sonra unutabilirsin. Videoyu beğeniyorsun ve dersimize başlıyoruz. Buyurun bakalım. Evet şimdi ben sana şöyle sayfanı da yaklaştırayım. İkinci dereceden denklemlerle alakalı neler söylemişiz bir bakalım. Şimdi abc bizim reel sayılarımız tamam. A sıfırdan farklı olacak çünkü a sıfırdan farklı olursa şu kısım sıfır olur. E, dolayısıyla denklemin bu derecesini belirleyen kısım da yok olacağı için ikinci dereceden olmaz. A sırf bundan kaynaklı sıfırdan farklı. Bu şeklindeki denklemlere ikinci dereceden denklemler diyoruz. Bu denklemi sağlayan x değerlerine bak sağlayan x değerlerine denklemin kökleri diyoruz. Eğer ben bu kökleri alıp bir kümenin içerisine dahil edersem bu kümeye de tabii ki çözüm kümesi diyoruz. Şimdi ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 0, 1 ve en çok 2 olabilir bak. Çözüm kümesinin eleman sayısından bahsediyoruz. En çok iki olabilir. Sen çözüm kümesine iki tane eleman bulduğuna göre, bulduysan eğer devamında daha kök var mı acaba diye düşünmene gerek yok. Çünkü maksimum iki tane çıkacak. Üçüncü derecedense 3 üç tane. Beşinci derecedense 5 beş tane kök bulabilirsin maksimum. Bu farklı durumların sebebini konunun ilerleyen bölümlerinde diskriminant başlığı altında çok ama çok iyi anlayacaksın. İkinci dereceden denklemleri çözebilmek için bazı yöntemler mevcut gençler. Şimdi bu yöntemleri inceleyip örneklerle anlamaya çalışalım. Şimdi Çarpanlara ayırma yöntemi. İlk yöntemimiz bu. İki en sevdiğimiz yöntem bu olacak. Çünkü çarpanlarına ayrılabiliyorsa diyeceğiz okey sıkıntı yok. Ne diskriminat ne tam kareye tamamlama yöntemi hiçbir şeyle uğraşmamıza gerek kalmayacak. Yani bizi uğraştırmayan denklem çözümleri bunlardır. Şu kısımları pdf'inizden inceleyebilirsiniz. Ben burada size direkt şunu söylemek istiyorum. Eğer benim baş katsayım 1 ise yani şuradaki a 1 ise burası x kare artı bx artı c eşit 0 formatına bürünecektir. Ve sevgili arkadaşlarım Burada bizim yapmamız gereken şu. Toplamları ya da önce çarpımlarına bakalım. Çarpımları C olan yani çarpımları şurayı veren ve toplamları da B'yi veren iki tane sayı buluyorsunuz. Bak çarpımları C'yi toplamları B'yi veren iki tane M ve N biçimde sayılar buluyorsunuz. Bu sayıları bulduktan sonra da artık senin bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x artı m çarpı x artı n olur diyoruz. Buradan tabii ki bu sıfırsa ya burası ya da burası sıfırdır mantığıyla hareket ederek x'i bir eksi m bir de eksi n buluyoruz. İkinci dereceden denklemdi ya hani. Heh. İkinci dereceden denklem olduğu için iki tane de çözüm kümemizde eleman çıkıyor. Tabi bu en olası durum yani maksimum. Çözüm kümesinin maksimum eleman sayısı 2'dir durum. Şimdi o halde şuradaki 3 tane örneğimizi çözelim. Biraz daha yaklaşalım şöyle daha net gör. x kare eksi 4x eksi 12 demiş mesela. Ben, ben ne yaparım burada? Burayı x'e x diye parçalarım. Burayı da Eksi 6'ya artı 2 diye parçalarsam bak şimdi çarp bunları eksi 12 topla eksi 4 mis. O halde x artı 2 çarpı x eksi 6 eşittir 0 diyeceğim. Eğer ki burası 0 ise x eksi 2'dir burası 0 ise da x 6'dır. Yani x 1 eşittir eksi 2 x 2 eşittir 6 diyebilirsiniz. Hangisinin 1 hangisinin 2 olduğunun hiçbir önemi yok bu arada. Çözüm kümesi yazılırken de küçük kök öne gelecek şekilde bu şekilde yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Ve burada da şunu söyleyebiliriz birinci örneği bitirmeden. Ben bu ifadeyi şu şekilde yazmak zorunda değilim her seferinde. Şuradaki bulduğumuz sayıların hani orada iki tane çarpımları eksi 12 olan iki tane sayı toplamları eksi 4 olan iki tane sayı bulalım dedim ya. Şu sayıların eksilileri bak bunun eksilisi eksi 2 bunun eksilisi artı 6. Bu sayıların eksileri zaten bana buradaki köklerin ta kendisini vermek zorundadır. Dolayısıyla şunları şu şekilde çarpanlara ayırıp da bu budur bu budur demenize lüzum yok. Tabi vakit kaybetmek istiyorsanız o sizin bileceğiniz yaşa ama vakit kaybetmek istemiyorsanız direkt olarak bunu uygulayabilirsiniz. Mesela bu soruda uygulayalım. Ben burayı x'e x diye parçalarım. Artı 16'yı da eksi 8'e eksi 2 diye parçalarsam çarpımları artı 16 toplamları da bana eksi 10'u vereceğinden sevgili arkadaşlarım. Benim artık köklerim şunlardır diyebilirim. Bunun eksilisi nedir? 8. Bunun eksilisi nedir? 2. Demek ki çözüm kümemde 2 ve 8 elemanları bulunacak derim. Hemen 3. örneğimize bakalım x kare artı pi eksi 2 x eksi 2 pi eşit sıfır. Bu biraz farklı duruyor evet ama diğerlerinden hiç de farklı değil. Bak ben burayı x'e x diye ayırdım. Burayı da pi'ye eksi 2 diye ayırırsam çarp bunları eksi 2 pi. Peki topla pi eksi 2 yapar bak toplayınca da. Demek ki köklerimiz neymiş? Birisi eksi pi öteki de artı 2. Tabii ki küçük olan negatif olduğu için sonuçta eksi 3,14 orası. O halde benim çözüm kümem ne olacak? eksi pi y artı 2 olacak. İşte sevgili arkadaşlarım çözüm kümemizin elemanları da budur deriz. Şimdi peki a sıfırdan farklıysa pardon birden farklıysa neler yapılabilir? Yani burası birden farklıysa doğal olarak artık burası ax kare olarak kalmak zorunda. Burada da şu kısmı p ve q'nun çarpımı a'yı verecek. m ile n'nin çarpımı da c'yi verecek biçimde ayırıyoruz. Daha sonrasında P ile N'yi çarpıp Q ile M'yi e, çarpıp topladığın takdirde eğer B'yi veriyorsa bize düz bir şekilde yani şu şekilde toplayıp çarpanlarını ayırabiliyorsun. Yani Px artı M Art, çarpı qx artı n biçiminde bak burada gösteriliyor. Bu şekilde çarpanlarına ayırabilirsin. E artık buraya kadar getirdiysen durumu şunu ve şunu sıfıra eşit dersen kökleri de tabii ki burada elde etmiş oluyorsun. Tabi burada p, q, n, m, x falan filan bir sürü değişken olduğu için sana karışık geldi. Ama örneklerin üzerinde çok ama çok daha basit olacak. Şimdi diğer sayfamızda örnek 4'e bakalım. 4x kare eksi 8x eksi 21 demiş. Ben burayı 2x'e 2x diye ayırabilirim. Tabi 4x'e x diye de ayırabiliriz. Gelmezse denemek lazım. 2x'e 2x diye ayırdım. Peki burayı hocam. Burayı da eksi 7'ye mesela artı 3 diye ayırırsam. Şöyle çarpraz çarpıyorum bak. 2 kere eksi 7 eksi 14. Eksi 14'e 2 kere 3 yani 6 eklersem eksi 8 gelir. Aha da geldi ortası. O halde ne yapıyorduk? Düz bir şekilde topluyorduk. Yani 2x artı 3 çarpı 2x eksi 7 eşittir 0 diyeceğim. Pekala Şuranın kökü nedir? Hocam eksi 3 bölü 2 olursa x burası 0 olur. Burası tabii ki 7 bölü 2. Burada yaptığın hareketle bak şu. Şunun eksilisini buna bölüyorsun. Bunun eksilisini buna bölüyorsun aslında. olay bu kadar basit. Peki hala kökler bunlardır. Ne demiş bize soruda? Büyük kökü küçüğünden kaç fazladır? E, büyük kökümüz 7 bölü 2. Hop. Küçük kökümüz de eksi 3 bölü 2. Demek ki kaç fazladır dediğine göre çıkaracağım. E, çıkardığım için de şu eksiler artı olacak. 7 artı 3 10'u verir. Bölü 2'den 10 bölü 2 bize 5'i verir. Doğru cevabımız da 5 olur deriz. Şimdi 5. örneğimize bakalım. Eksi 5x kare, eksi 13x artı 6. Ben küçüklüğümden beri, liseden beri. Aa şuradaki eksi var ya. Bu eksiyi sevgili arkadaşım kullanmayı sevmiyorum. Ben bunu eksi parantezine alayım diyorum. 5x kare artı 13x eksi 6 yazayım diyorum. Eşittir 0 olsun diyorum. Sonra bu eksiyle benim işim kalmadı artık. Çünkü ben bunun köklerini buluyorum. Artılısının da eksilisinde kökleri aynıdır. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben burayı 5x'e x diye ayırsam. Burayı nasıl ayırırım? Burayı da şöyle yapabilirim. Mesela 3 desem. Eksi 2 desem. Çarp bunları. Eksi 6. Şimdi şöyle yapalım. 5 kere 3 15. 1 kere eksi 2 eksi 2 topla artı 13 mis. O halde 5x eksi 2 çarpı x artı 3 eşit 0 gelir. Şimdi burada şuradaki kök 2 bölü 5'tir. Buradaki kökte eksi 3'tür. Benden istemiş ki pozitif kökü yani şu hangi ardışık iki tam sayı arasındır? O halde şöyle diyelim. 2 bölü 5 dediğimiz sayı bizim pozitif bir basit kesirdir bizim için. Basit kesirler eksi 1 ile 1 aralığında oluyordu değil mi? Eksi 1 ile 1 aralığındakiler Basit kesirdi. e Pozitif basit kesirse demek ki sıfırla bir aralığında. O halde 2 bölü 5'te sıfırla bir açık aralığındadır. Yani sıfır ve bir ardışık iki tam sayısı arasında hır diyebiliriz gençler. Geçtim 6'ya. Ne demiş bize 6. soruda? Mnx kare artı mn eksi nm kare x eksi m kare n eşit sıfır denkleminin çözüm kümesini istiyor. E şimdi çok güzel ben burayı... Mx diye ayırırım. Burayı da nx diye. Bak mx nx çarp mnx kare. Mükemmel. Şimdi burayı da nasıl ayıracağım? Şuradan kopyalayayım. M ile neyi çarpam gerekiyor. Bak m ile n'yi çarpam gerekiyorsa ben burayı n derim şöyle. Bak ne olur? Çapraz çarptığım zaman mnx olur. Güzel. Şimdi şurada n var. E burada da n var. O zaman ben burayı -m kare yazmam gerekiyor ki bunlar çarpıldığı zaman -m kare n gelsin. E bu da mükemmel oldu. Şimdi çapraz çarpınca gelecek mi bakalım. Şununla şunu çarpıyorum. Mn. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi n m kare. Bak burada ne var? Mn eksi eksi n m kare var. Çok güzel. Geldi mi geldi. O halde şununla şunu şununla şunu topluyorum. Yani mx eksi m kare çarpı nx artı n dedim. Eşittir sıfır. Şimdi şu kısma bakalım. Demek ki mx m kareye eşit olacak buranın sıfır olması için. Her iki tarafını m'ye bölersem x eşittir m gelir bu cepte. Bir de nx artı n eğer sıfırsa nx tabii ki burada eksi n'dir. n'ye bölersem x eşittir eksi 1 gelir. O halde benim denklemimin çözüm kümesi m'nin m nin mi, eksi 1'in mi küçük veya büyük olduğunu bilmediğim için istediğin sıralamada yazabilirsin. Ben m'ye eksi 1 yazdım sen eksi 1'e m de yazabilirsin. Şıklarda artık hangisi veriliyorsa onu işaretleyeceksin. Onu da yazayım ben. Eksi 1 ile M de olabilir de benim çözüm kümemin şekli. Yani şıklarda bu varsa bunu bu varsa bunu işaretleyebilirsin. İkisi de aynı şey zaten. Şimdi geldik mi tam kara yöntemine. Bu tam kara yöntemi normalde müfredatta müfredatta falan anlatılmıyor. Tamam. Çoğu hoca da anlatmaz. Ben anlatmayı seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü çarpanların ayrılmıyorsa genelde denklem. Ee deriz ki ya diskriminantına bakalım. Yani deltasına bakalım. Ya i̇yi de delta yöntemi bazen can sıkıcı oluyor. Yani bir sürü işlem kalabalığı. Hele ki bir de o işlem kalabalığının içerisinde sen gidip kalkıp da bir işlem hatası yapsan olay zaten kökünden bitiyor yani. Hani düşünsene işlem hatası yaptın. Bittin abi sen. İstediğin kadar işlem yap, istediğin kadar geri kalanını doğru yap ve istediğin şekilde kendine güven. Bir kere sorunun başlarında bir yerde işlem hatası yaptı, bittin. Dolayısıyla bu tam kara yöntemi hem daha pratik hem de işlem hatasına daha az e, mahal veriyor. Ve bundan kaynaklı da ben tam kare yöntemiyle çözmeyi seviyorum. Bu diskriminat kullanmamız gereken soruları veya çarpanlara ayıramadığım soruları bu şekilde çözmeyi daha seviyorum. Dolayısıyla size de öneriyorum. İster kullan ister kullanma. Vallahi ben öğrencilerimi anlatıyorum. Böyle yüz yüze falan ders yaptığımız öğrencilere de anlatıyorum. Onlar seviyorlar. Ama dediğim gibi sen de bunu sevebilirsin. Anlatıyorum o yüzden de. Tamam. Yani bu durum senlik değil benlik. Tavsiye ediyorum ben sana. Evet. Bu arada yatırım tavsiyesidir yani. Tamam <laughs> <laughs> yatırım tavsiyesi değildir falan. Direkt yatırım tavsiyesi. Şimdi gençler bir ifadenin karesi olan ifadelere ben tam kare ifade ediyorum. Ve diyor ki A artı B ifadesinin karesi olan A kare artı 2AB artı B kare ifadesi bir tam kare ifadedir. Şimdi mesela burada demiş ki X kare artı 2X artı 1 ben bunu tam kare olup olmadığını nereden anlarım? Hemen şunu yapıyorsun bak. 2'nin yarısı 1. 1'in karesi 1. Veriyor mu? Veriyor. O zaman şurada 2'nin yarısı demiştik ya o 1 ile beraber kombin yapıyoruz. X artı 1'in karesi. Bak burada. Eksi 2'nin yarısı eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Veriyor mu? Veriyor. O zaman bu eksi 1 ile beraber ikisi kombin yapıyoruz. Bunun karesidir diyoruz. Hadi geldik şuraya. Beraber yapalım. Siz de benimle beraber sesli düşünebilirsiniz bu arada. Yaklaştıralım da bir de şöyle. İyi dinliyorsun. X kare artı 6 x artı 9 mesela 6'nın yarısı 3. Kombin yapacağımız bu. Karesi 9 mu? 9. O zaman x artı 3'ün hop karesi dedim. Geçtim buraya. Yarısı eksi 5. İşaretledim. Eksi 5'in karesi 25 mi? Evet o zaman x eksi 5'in karesidir diyoruz burası. 40'ın yarısı 20. işaretledim. 20'nin karesi 400. O zaman sağlıyorsa x artı 20'nin karesidir diyorum ben buna. Eksi 5'in yarısı. Hocam eksi 5 bölü 2. işaretledim. Bunun karesi 25 bölü 4 geldi mi geldi. O halde x 5 bölü 2'nin karesidir hocam burası diyeceğiz. Devam ediyorum. 11'in yarısı. E hocam 11'in yarısı da 11 bölü 2. işaretledim. Karesi 121 bölü, bölü 4 mü? Evet o zaman x artı 11 bölü 2'nin karesiymiş demek ki burası da. Geldim buraya. Eksi 3 bölü 2'nin yarısı kaç? Eksi 3 bölü 4. Peki bunun işaretledim. Karesine 9 bölü 16 güzel verdi. O zaman x eksi 3 bölü 4'ün parantez karesidir diyorum buraya. Şimdi geldim buraya a'nın yarısı kaç? a bölü 2 işaretledim. Karesi ne bunun? a kare bölü 4. E sağladı. O zaman işaretlediğimle beraber kombin yapıyorum. Yani x artı a bölü 2'nin karesidir dedim sevgili arkadaşlarım. İşte sevgili arkadaşlar bu kadar basit bir ifadenin tam kare olup olmadığını anlamak. Veya sen artık şunu anladın burada, biz bunları niye yaptık? Ya şu an denklem çözmedik farkındaysan ama biz bunları niye yaptık? Şundan kaynaklı, bir ifadenin tam kare olup olmadığını nasıl anlarız? Bir, bir ifadeyi tam kare haline getirmek için şununla çok fazla uğraşacağız ve şununla çok fazla uğraşacağız. İki, bunları anlaman için. Şimdi gel yukarıdaki kısma bir bakalım. Bu yöntemi çarpanlar ayırmak için kullanabiliriz, eyvallah. Çarpanlar ayırmakta güçlük çektiğimiz ifadeleri uygun formatta tam kare biçiminde yazıyoruz... Gerisi çocuk oyuncağı zaten. Mesela burada ne demiş? X kare artı 6x eksi 5. Eşit sıfır denklemini düşünelim. Bu denklemi önce tam kare bir ifadeye benzetelim. Aman dikkat edeceksin bak burada. Dikkat. Bunu yaparken denklemi bozmayacaksın. Yani denklemi bozmamaktan kastımız ne? Şimdi denklemimiz neydi bizim? Şu. X kare artı 6x eksi 5 eşit sıfırdı. Şimdi geldim buraya. Burada ne var? 6 var. Tam kare olacaksa. Bunun yarısı kaç? 3 işaretledim. 3'ün karesi kaç? 9. E burada 9 olaydı tam kare olurdu. O halde ben diyorum ki x kare artı 6x artı 9 kardeşim. Ben bunu böyle istiyorum. Başka türlü bir şey istemiyorum. E peki artı 9 varken buranın ne olması lazımdı? Eksi 5 olması gerekiyordu. O zaman ben yine burası eksi 5 olsun diyeceğim. Nasıl? 14 çıkaracağım. 9'dan 14'ü çıkar. Eksi 5. Şu an eşittir 0 dersem burası artık benim için üst tarafla aynıdır. Değiştirmedim. Zaten şunu yaptık bak. Denklemi bozmayalım demiştik ya. Denklemi bozmadım. Aynı denklem. Sadece şeklini değiştirdim. Peki şimdi tam kare ifadeyi yalnız bırakacağız. Tam kare ifade dediğimiz şurasıydı. Yani x artı 3'ün karesiydi. O halde x kare artı 6 x artı 9'u 14 karşı yatarak 14'e eşitledim. Sonra mı? Sonra hocam şöyle bak. Şurası x artı 3'ün karesi artık eşittir 14. Peki neyin karesi 14'tür? Tabii ki x artı 3'ün kare kökünü aldık ya x artı 3'ün kare küpünü. x artı 3 eşittir kök 14 ya da x artı 3 eşittir eksi kök 14 olur. O halde şimdi x'leri yalnız bırakma zamanı geldi ve denklemin sonunu getiriyoruz artık. Çözdük denklemi. x'i yalnız bırak 3'ü karşıya atarak kök 14 eksi 3 ya da buradaki x'i yalnız bırak 3'ü karşıya atarak ne olur? Eksi kök 14 Eksi 3 elde edilir. Bak iki tane kök buldum. 1 ve ikinci kökler. Tabii ki sağdaki daha küçük olduğu için çünkü eksi kök 14 var. Daha küçük olduğu için de bunu öne bunu arkaya yazdım. Bu çok problem değil. Yani sınavda sen çözüm kümesini yazmayacağın için ya da sana yazılı halde verileceği ışıklarda bu çok problem değil. Dolayısıyla kökleri bulman senin için şu an yeterli. Umarım anlaşılmıştır tam kare yöntem. İyice anlaşılsın diye de örnek 7'de bir güzel pekiştirelim. Hadi bakalım. X kare. Eksi 4x. Ha şimdi bak dur. Eksi 4'ün yarısı kaç? Eksi 2. Bunun karesi kaç? 4. Şimdi ben buraya artı 4 gelsin istiyorum. Ama ne var? Eksi 13 var. O zaman ben yine denklemi bozmamak için bundan 17 çıkarırım derim. 4'ten 17 çıkarsa eksi 13 gelir. Eşittir 0 yazar. E çok güzel. Şimdi şurası ne oldu hocam? X eksi 2'nin parantez karesi oldu. Eksi 17'yi de karşıya gönder. Artı 17 yaptı. Neyin karesi 17? kök 17 ya da eksi kök 17. O halde x eksi 2 ya kök 17'dir dedim ya da x eksi 2 eksi kök 17'dir dedim. Eksi 2'leri karşıya bir gönderelim bakalım. Eksi 2 karşıya gitti. Birinci kökü buldum. Kök 17 artı 2 yaptı. İkinci kök içinde yine eksi 2'yi karşıya göndereceğim. Böylelikle eksi kök 17 artı 2 oldu derim. Denklemin köklerini bulunuz demişti. Birinci kök ve ikinci kök bulundu. Hayırlı uğurlu olsun. Örnek 8'e bakalım. Şurası eksi 7x olarak verilmiş. x kare. Şimdi eksi 7'nin yarısı kaç? Eksi 7 bölü 2. Karesine gelir 49 bölü 4. O halde diyorum ki x kare. Eksi 7x artı 49 bölü 4 olsaydı eğer burası tam kare olurdu. E tamam tam kare oldu şu an. Eyvallah ama burada 49 bölü 4 diyor ki burada eksi 1 var. Eksi 1 yapabilmek için 53 bölü 4'ü ben bundan çıkaracağım ve eşittir 0 diyeceğim. Şimdi şu kısım neyin karesi oldu? x eksi 7 bölü 2'nin karesi oldu. Peki eşittir diyorum. Eksi 53 bölü 4'ü karşıya attım. Ne geldi? 53 bölü 4. Peki neyin karesi 53 bölü 4'tür? Tabii ki de x eksi 7 bölü 2 yazdım. Eşittir. Kök 53 bölü 2'nin karesi 53 bölü 4'tür. Ya da x eksi 7 bölü 2 eşittir. Eksi kök 53 bölü 2'nin karesi 53 bölü 4'tür dedim. Sonrasında eksi 7 bölü 2'yi karşı yatarak birinci kök eşittir. Kök 53 artı 7 bölü 2 derim paydalar eşit olduğu için. Burada da ikinci kök eşittir. 7 eksi kök 53 bölü 2'dir diyebilirim pek tabi. Tamam bak böylecik, ne, böylelikle ne oldu? Birinci kök ve ikinci kökü buldum. İkinci derecedendi zaten maksimum iki tane kök bulabiliyordum. Demek ki doğru bir şekilde bitirdim ben sorumu şu an. Umarım anlaşılmıştır. Evet gençler bir diğer sayfamızdayız. Örnek 9'dayız. Ve örnek 9'da bize demiş ki 4x kare eksi 20x artı 25 bölü 4 eşittir x artı m'nin karesi. Bu eşitliği sağlayan m değerlerini bul demiş bize. Şimdi ben şu 4'ü karşıya bir gönderebilirim. Veyahut şunu yapabilirim. Burada ne var kardeşim? 4x kare. Ben bunun karesini açarsam şuradan ne gelir? x kare. Bunlar birbirine benzer mi? Yok hiç alakası yok. O zaman şöyle diyelim. 4x kare bölü 4. Eksi 20x bölü 4. Ve artı 25 bölü 4 diyelim. Yani ben bu ifadeyi 4'e bir böleyim. 4x kareyi 4'e böldüm. x kare geldi. Eksi 20x bölü 4'ü. Eksi 20x'i 4'e böldüm. Eksi 5x geldi. Ve artı yanında ne var? 25 bölü 4 var hocam. Eşittir ne oldu burası? x artı m'nin parantez karesi oldu. Bak soruyu şu an bitirdik aslında. Çünkü sen artık tam kare yöntemini biliyorsun SML Hoca sayesinde. Eksi 5'in karesi ne yapar? Eksi 5 bölü 2 yapar. Peki bunun karesi nedir? Tabii ki 25 bölü 4'tür. Yani burası zaten tam kareymiş. Neyin karesi peki? X eksi 5 bölü 2'nin parantez karesiymiş burası. Ve bu da X artı M'nin karesidir dedik. Şimdi bak karesi karesi X. X. E güzel o zaman eksi 5 bölü 2 de M'ye eşittir. Bizden M istenmişti. Tabii ki cevap eksi 5 bölü 2 olacaktı sevgili gençler. Evet diskriminant hesabıyla kök bulma yöntemini de tabii ki anlatacağız. Çünkü müfredatımızda asıl olan bu tam kare yöntemi değil. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım diskriminantı da yine anlatacağım ben sizlere. Ama tabii ki de bir sonraki konumuzda çünkü konular birbirine artık çok girmiş olacak bunu da anlatırsam bir sürü yöntem öğrenmiş olacağız. Ben diskriminat ve e, diskriminat hesabıyla kök bulma yöntemini bir sonraki videoda ele alacağım sizler için. Şimdi bugün neler yaptık hemen şöyle bir gözden geçirelim. Bugün iki buçuk sayfaya yakın bir yer işledik. İkinci dereceden denklemler nedir diye başladık. Burada çarpanlar ayırma yöntemiyle sorular çözdük. Burada da yine çarpanlar ayırma yöntemiyle sorular çözdük. Tam kare yönteminin alıştırmalarını yaptık. Ve daha sonrasında tam kare yöntemiyle kökler nasıl bulur bunları anlattık. Hemen arkasından iki tane tam kare yöntemiyle alakalı soru çözdük. Ve burada da yine tam kare yönteminin uygulamasıyla alakalı soru çözdük. 9 örnek ve konu anlatımıyla bu videoyu bitiriyoruz, dersi bitiriyoruz. Diskriminant hesabıyla kök bulma yönteminde diğer videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Kanala abone olup videoları da beğenin lütfen.